çok sınırlı geldi. O yüzden ben hemen mühim saydığım konuları da sormak istiyorum. Urumçi seyahati çok önemliydi başbakanla. Doğru. Buradaki enerji işbirliği ve bu seyahatin getirdiği avantajlar, seyahatte yapılan anlaşma, oradaki Uygur Türkleriyle alakalı konuya da giriş yapalım istiyorum. Bundan da kısaca bahsedersek, çünkü çok mühim bir seyahatti o. Biz Çin seyahatinden sonra Sayın Başbakanımıza refakat ettiğimiz o seyahatten sonra, biliyorsunuz orada hem Goldwing gibi firmalar, rüzgar firmalarını, hem de güneş kolektörlerinin yapıldığı bir nevi Silikon Vadisi'ne benzer bir yer vardı, fabrika. Orayı gezdik ve dolaştık. Çok güzel bir teknik geziydi. Çin seyahatinden sonra her hafta, hemen hemen her hafta ya Çin heyeti bize geldi ya bizim heyetler Çin'e gitti. Şu anda biraz önce gördüm, yaklaşık 3 ayrı salonda bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile, Çin'le ve diğer bir ülkeden bir heyetle toplantılar 3 ayrı salonda devam ediyor. Yani Türkiye büyüdükçe, Türkiye'ye duyulan güven arttıkça, siyasi istikrar stabil ve sürdürülebilir hale geldikçe, uluslararası yatırımcının ve sermayenin Türkiye'ye olan ilgisi artıyor. Çünkü Türkiye hukuku, zemini sağlam bir ülke haline geliyor. O yüzden bizler yatırımlarımızı Urumçi'deki o duyduğumuz heyecanla beraber mutlaka realize edeceğimiz, gerçekleştireceğimiz bir safhaya dökeceğiz. Ve yerli kömürle alakalı özellikle gayretlerimizin somutlaşacağını göreceğiz. Bu ay sonunda Tufanbeyli'de, Adana Tufanbeyli'de 660 megawattlık bir santral inşallah ihale ediyoruz. Bu 330 milyon tonluk bir kömürün işletilmesi anlamına geliyor. Bu yıl sonuna kadar da en az 4-5 tane kömür santralını inşallah ihale etmiş olacağız. Bu Türkiye'nin geleceğini inşa etmek anlamına geliyor. Ve Türkiye'nin mutlaka bünyen yanının arz güvenliğini yerli, yenilenebilir ve olabildiğince diyorum, bunu seçerek söylüyorum. Çünkü bizim her şeye mazeretimiz olabilir ama kusura bakmayın, işte 2 saat elektriğimiz yok deme mazeretimiz olmaz. Evet. O yüzden bütün enerji kaynaklarını çeşitlendirerek, nükleerinden tutun doğalgazına varıncaya kadar, HES'lerinden tutun rüzgarına varıncaya kadar, güneşten tutun jeotermal kaynaklarına varıncaya kadar harekete geçirmiş olacağız. Peki Sayın Bakanım, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesinden bahsederken benim ne zamandır sormak istediğim, merak ettiğim çok önemli bir konuyu da dile getirmek istiyorum. Ağır petrol meselesiyle alakalı. Geçtiğimiz sene bunu bir köşe yazarı dile getirdi. Evet. Onun dışında da hatırlarsınız, dile gelen bir konu da olmadı ama çok hayati bir konu aslında. Ya yani en azından dünyanın ileri dönemlerde enerji ihtiyacının artacağını düşünürsek, ağır petrol yataklarıyla alakalı Wall Street Journal'da bir harita yayınlandı. Dünyada 3 trilyon varil, bunun yaklaşık 1 trilyon varilin de Türkiye ve Orta Doğu'da olduğunu, Türkiye'de Güneydoğu'da olduğunu gösteren bir haritaydı. Hatta hatırladığınız yazarın da şöyle bir iddiası vardı: acaba bu petrol meselesi Orta Doğu'nun başına gelenlerin bir başka versiyonunu ileride Türkiye'nin başına getirebilir mi? Neden ağır petrolü kullanmıyoruz? Artık maliyeti çok daha düşük, yani çıkarma maliyeti. Tabii şöyle, Türkiye özellikle Batman gibi, Adıyaman gibi, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bir kısım tespit ettiği yerlerde hemen hemen 1100 adet kuyuda petrol üretim faaliyetlerine devam ediyor. Ama dediğim gibi her ülkenin kendine has yeraltı kaynakları ile alakalı avantajları ve dezavantajları var. Bizde günde bir varilin çıktığı kuyu var, 700 varilin çıktığı kuyu var. Yani bir varil petrol diyelim ki 125 dolar olsa, yani günlük cirosu 125 dolar. Ama biz buna rağmen damlaya damlaya göl olur diye hepsine sahip çıkıyoruz. Suudi Arabistan'da bir kuyudan 70-80 bin varilin çıktığı kuyular var. Bir ölçek farkı var. Ama biz buna rağmen dediğim gibi ağır petrollerle de alakalı olsun, özellikle bitüm ihtiyacının karşılandığı, mesela İran petrolünde de bu vardır ve 3 milyon tona yakın yalnızca bu yıl ihtiyacımız olan bitümün karşılanması,
kullanılabilmesine dönük biz burada hassas işler tabii ki yapıyoruz. Evet. Türkiye özellikle bu gelişen fiyatlarla beraber arama faaliyetlerini dediğim gibi çok ciddi oranda arttırdı ve arttırmaya da devam edecek. Türkiye bu yerli kaynağını geliştireceği projelerle beraber, özellikle bölgedeki geliştireceği projelerle beraber inşallah hep bunu mutlaka göreceğiz. Ben buna inanıyorum bütün gönlümce. Türkiye mutlaka ulaşmış olacak.